Özellikle sizce çok iyi bilinmektedir ki ben her ne hal ve durumda bulunursam bulunayım, doğru olduğuna inandığım ve gerekenlere bildirilmesini vatanın selameti gereği saydığım inançlarıma uymaktan kendimi alıkoymak gücüne sahip değilim. Milli Mücadele dönemine ait aşağıdaki gelişmelerden hangisi doğrudan Mustafa Kemal'in bu sözü ile ilişkilendirilebilir? Diyor ki ben doğru olduğuna inandığım şeyi her türlü yaparım. Kesinlikle bundan kaçmam diyor. Bakalım Mustafa Kemal'in askerlik görevinden istifa etmesi bence doğrudan bu sözle ilişkilendirilebilir. Çünkü çok sevdiği askerlik mesleğini kendi doğrusu gereğince bırakmıştı, istifa etmişti. Erzurum Kongresi'nin temsil heyetinin oluşturulması bu vatanın selameti için bir şeylerden vazgeçmek değildir. Yine aynı şekilde C ve D şıklarında da bunlar verilmiş. Bunlar da yine vatanın selameti için vazgeçtiği şeylerden değildir arkadaşlar. Sorumuzun doğru cevabı A şıkkıdır. Amasya genelgesi kararlarından bazıları şunlardır. Buna göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Bakalım hemen. Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir. Milletin bağımsızlığını yine milletin azmi ve kararı kurtaracaktır. Her türlü etki ve denet, her türlü baskı ve denetimden uzak milli bir heyetin varlığı zorunludur. Sivas'ta milli bir kongre toplanmalıdır. Arkadaşlar baktığımız zaman buradan birinci öncül Milli Mücadele Hareketi'nin ulusallaştırılması amaçlanmıştır bilgisine. Burada milli bir kongre cümlesinden ulaşabiliriz. Çünkü milli kongre demek vatanın tamamını ilgilendiren kongre demektir. Birinci bilgi doğrudur. Milli hedeflere ulaşmak için özgürce çalışacak bir kuruma ihtiyaç vardır. Bakın milli bir heyetin varlığı zorunludur diyor. Çünkü her türlü baskı ve denetimden uzak da diyor. Bakın özgürce çalışacak cümlesi de buradan çıkabilir. En temel amaç tam bağımsızlığın sağlanmasıdır. Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir cümlesi zaten bizi buraya götürür. Üçüncü bilgi de doğrudur. Cevabımız 1, 2, 3'ün olduğu. Mondros Ateşkes Anlaşması sonrasında sıkıntılı bir sürecin başladığı yerlerden biri de Samsun ve çevresiydi. Bölgede faaliyet gösteren Pontusçular, ülke dışından getirdikleri Rumlar ile bölgenin demografik yapısını değiştirmeye çalışıyorlardı. Ayrıca yaptıkları taşkınlıklar ile bölgedeki Türklerin can ve mal güvenliğini tehdit ediyorlardı. Türklerin kendilerini korumak amacıyla yaptıkları haklı savunma hareketi ise İtilaf Devletleri tarafından bir tehdit olarak algılanıyordu. Nitekim İtilaf Devletleri bu durumun önlenmemesi halinde bölgenin işgal edileceğini bildirmişti. Osmanlı yönetimi olası bir işgalin önüne geçmek ve bölgede Mondros'un hükümlerinin uygulanması için Mustafa Kemal'i 9. Ordu Müfettişi olarak Samsun'a gönderdi. Mustafa Kemal görevlendirilmenin coşkusunu "Talih bana öyle müsait şartlar hazırlamıştı ki kendimi onların kucağında hissettiğim zaman ne kadar bahtiyarlık duyduğumu tarif edemem. Nezaretten çıkarken heyecanımdan dudaklarımı ısırdığımı hatırlıyorum. Kafes açılmış, önümde geniş bir alem vardı. Kanatlarını çırparak vurmaya hazırlanan bir kuş gibiydim." sözleriyle ifade etmiştir. Buna göre hangisine ulaşılamaz dedi. Azınlıklar Türk halkını ve toprak bütününü tehdit eder hale gelmiştir. Bakın can ve mal güvenliğini tehdit etmesi ve orada taşkınlık yapıp topraklarımızı almak istemeleri A şıkkını doğrular. Mustafa Kemal'in resmi göreviyle asıl amacı farklılık göstermektedir. Baktığımız zaman Mustafa Kemal'in amacı vatanı kurtarmak. Asıl görevi oradaki karışıklıklara son vermek doğrudur. Buradan ulaşabiliriz. İstanbul hükümeti teslimiyetçi bir tavır sergilemiştir. Bakın baktığımız zaman Osmanlı hükümeti Mustafa Kemal'i oraya ne diyor? Mondros'un hükümlerini uygula diye git gönderiyoruz seni diyor. Yani teslim olmuş cümlesine de oradan ulaşabiliyorum. Mustafa Kemal'in öncelikli amacı ordunun terhisini ve silahların teslimini engellemektir. Hayır arkadaşlar engellemek değil, aksine bunu yapmaktı asıl amacı. Ama onun görünen amacı buyken gerçek amacı milli mücadeleyi başlatmaktı. Burada ulaşılamaz olarak verilen D şıkkıdır. Erzurum Kongresi'nde alınan kararlardan bazıları şunlardır. Alınan bu kararlar ilgili olduğu kavramlarla eşleştirildiğinde hangisi doğru olarak eşleştirilmiştir diyor. Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, parçalanamaz. Bakın birinci sıradaki bilgi vatanın bütünlüğü olabilir. Eğer bu yoksa toprak bütünlüğü olabilir. Bakın burada C şıkkında var.
Kuvayi Milliye'ye etkin milli iradeye hakim kılmak esastır. Milli irade kavramı ile milli egemenlik kavramı hemen hemen aynı kavramlardır arkadaşlar. Manda ve himaye kabul edilemez cümlesi de tam bağımsızlık istediğimizin bir göstergesidir. Buradan devam ettiğimiz zaman sorumuzun cevabının C olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Sivas Kongresi'nde manda ve himaye fikrinin tartışıldığı bir dönemde Mustafa Kemal bu konu ile ilgili düşüncelerini şöyle ifade etmiştir. Herhangi bir devletin teknik ve ekonomik yardımını memnuniyetle karşılarız. Sözlerinden manda düşüncesini çıkaranlar olabilir. Ancak mandanın anlam ve gayesinin bu olmadığı bir gerçektir. Her zaman ve bugün bile bu açıklık çerçevesinde yapılacak yardımları kıvançla karşılamaktayız ve karşılarız. Yeter ki memleketimize sermaye getireceklerini içeride ve dışarıda devlet ve milletimize hakimiyet ve bağımsızlığı ile vatanımızın bütünlüğünü bozmaya yönelmiş gizli emelleri olmasın. Yani Mustafa Kemal burada diyor ki biz dış yardımları kabul ederiz. Tek şartımız var. İçte ve dışta her türlü bağımsızlığımıza saygı duymalı. Buna göre yargılarının hangilerine ulaşılabilir dedi arkadaşlar. Kongrede tam bağımsızlık ilkesiyle örtüşmeyen konular gündeme gelmiştir. Baktığımız zaman gündeme gelmiş ki zaten bu insanlar beni anlamadı dedi. O yüzden birinci bilgiye ulaşabilirim. Dış yardımın kabulü belirli esaslar ile kabul edilmiştir. Bağımsızlığımıza saygı duyulması şartı ile kabul ediliyor. O yüzden ikinci bilgi de doğrudur. Dış politikada şeffaflık ilkesine önem verilmiştir. Baktığımız zaman zaten burada üst tarafta vurgulanan şey kesinlikle tam anlamıyla budur arkadaşlar. Açıkça her şeyi söylemişiz ve karşılık beklemişiz. Bu da üçüncü bilginin doğru olduğunu bizlere gösterir. Cevabımız 1-2-3'ün olduğu D şıkkıdır. Mustafa Kemal ilk mitingi Havza'da yapmış, ayrıca ama Havza genelgesini yayınlamıştır. Bu genelgede Mustafa Kemal Türk halkından silahlı birliklerin dağıtılmamasını, işgalci güçlere ve İstanbul hükümetine kınayıcı protesto telgraflarının çekilmesini, mitingler ve gösteriler yapılmasını, mitingler ve gösteriler sırasında Hristiyan halka zarar verilmemesini istemiştir. Buna göre çıkarımlarından hangilerine ulaşılabilir? Genelge Mustafa Kemal tarafından bireysel olarak hazırlanmıştır. Zaten baktığımız zaman Mustafa Kemal tarafından diye özellikle belirtiyor arkadaşlar. O yüzden birinci bilginin doğru olduğunu söyleyebiliriz. Mondros ve sonrasındaki işgallere karşı bir başkaldırıdır. Doğrudur arkadaşlar. Burada protesto edilmesi, mitinglerin düzenlenmesi bir başkaldırı olduğunun göstergesidir. Genelgede alınan kararlar İtilaf Devletleri'ni rahatsız etmiştir. Arkadaşlar genelge kararlarına itilafların tutumuyla ilgili herhangi bir şey anlatılmadığı için 3. bilgiye ulaşamıyoruz. Sorumuzun doğru cevabı 1 ve 2'nin olduğu A şıkkıdır.